Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde 50 yılda kuraklık yaşandı. Ekilen tarlalarda ürün çıkmadı. Hasat için biçer döver tarlaya girmedi. Bostanlar, bahçeler kurudu. Üretici perişan oldu. Kuraklık destekleri yeterli verilmedi. Bakan çiftçi mutlu dedi. Tohum, ilaç, mazot, sulama suyu, elektrik faturası katladı. Soğan tarlada, limon dalda kaldı. Çiftçi, besici, üretici ürettiğinden para kazanamadı. Kredi borçlarını ödeyemedi. Yüksek faizler belini büktü. Silin faizler dedik, AKP iktidarı duymadı. Çiftçinin kapısına icra dayandı. Malına mülküne el kondu. Bakan çiftçi mutlu dedi. Gübrede fiyatlar uçtu. Can gübre bir yılda tonu 1160 lirayken 9000 liraya, DAP gübre 2400 lirayken 14700 liraya, üre gübre tonu 1800 lirayken 14700 liraya çıktı. Çiftçi tohumu toprağa gübresiz ya da yetersiz gübre ile ekti. Verim ve rekolte kaybı yaşanacak. Önlem alınmazsa gıda krizi kapıda. Bakan çiftçi mutlu dedi. Hayvancılık eziyete döndü. Yem fiyatları aldı başını gitti. Süt inekçiliği yapan 1 litre sütü satıp 700 gram yem alamaz duruma düştü. Süt inekleri kesime gönderildi. Besici zararına hayvan sattı. Ahıllar başaldı. Bakan çiftçi mutlu dedi. Sayın Bakan, çiftçimiz mutlu değil. Mutlu olmasını istiyorsanız yem ve gübre fiyatlarını yarı yarıya indirin. Arpa taban fiyatı çiftçimize 1750 lira verdiniz. Yabancı ülke çiftçisinden tonu 4550 liradan arpa ithal ettiniz. Ekmeklik buğday için taban fiyat çiftçimize 2250 lira verdiniz. Yabancı çiftçiden tonu 5000 liradan buğday ithal ettiniz. Çiftçinin mutlu olmasını istiyorsanız yabancı çiftçiden ithal ettiğiniz buğdayla bize ödediğiniz taban fiyat arasındaki farkı hemen çiftçimize verin. Sayın Bakan, hububatta, bakliyatta, pirinçte, bitkisel hamyağında, pamukta, soyada, yemde, gübrede ülkeyi ithalata mahkum ettiniz. Yabancı çiftçileri mutlu ettiniz, doğru, ama ülkemizin çiftçisini mutlu etmek bir yana, canına okudunuz. Yalnız ve çaresiz bıraktınız. Sizin bakışınız değişmeden sorunlar tarımda bitmez. Tarım alanları daralıyor. Çiftçi sayısı azalıyor. Tarımda planlamanız yok. Her yıl birden çok ürün çöp oluyor. Tüketici pahalı ürüne mecbur bırakılıyor. Çarşı, pazar, market, yangın yeri. Tüketiciyi de korumuyorsunuz. Aracıları, ithalatçıları zengin etmeye devam ediyorsunuz. Siz gıdadan da sorumlu bakansınız. Piyasada dar gelirinin, garibanın ucuz diye aldığı çok ürün taklit ve taşiş. Hile ürünler aldı başını gidiyor. İçeriği belirsiz gıda ürünleri, sütsüz peynir, hileli bal, gıda kodeksine uymayan enerji içecekleri, hileli et ve süt ürünleri piyasada cirit atıyor. İşini doğru yapan üreticiyi de işletmeciyi de korumuyorsunuz. Her gün raftaki ürüne gelen zamlar kayıt dışı üretimi patlattı. Piyasada nişasta bazlı ya da sentetik tatlandırıcı ürünler cirit atıyor. Bir yıldır piyasada taklit ve taşiş ürünlerle ilgili yaptığınız denetimlerin sorumlularını da açıklamıyorsunuz. Vatandaş ne yediğini ne içtiğini bilmiyor. İçeriği nedir doğru dürüst kimse farkında değil. Ne yapsın? Yarattığınız ekonomik buhranla alım gücü daralan vatandaş neyi bulursa onu alıp kendi gıdası olarak kullanmaya çalışıyor. Bakın Sayın Bakan, bu elimde gördüğünüz bir limonata bardağının etiketi. Bu etikette ne yazıyor? Tatlandırıcı içerir, koruyucu var. Peki bu nerede satılıyor? Bakkallarda, düğün salonlarında. İçinde bu etikette ayrıca ne yazıyor biliyor musunuz? Çocukların aktiviteleri ve dikkatleri üzerine olumsuz etkisi bulunabilir. Buna nasıl izin veriyorsunuz? Nasıl vicdanınız el veriyor? Düğün salonunda bu çocukların elinde, çocukların. Çocuklara zararlı olan bir ürünü nasıl izin veriyorsunuz? Sentetik tatlandırıcı diye insan sağlığına zararlı bir ürünün Türkiye'ye 2015 yılından beri satılmasına izin vermek vicdanınız nasıl kabul ediyor?
Buyurun. Sayın. Kanserojen içeriğin dışında bu yediklerimizle sağlığımızla oynuyorsunuz. 20 yılda AKP olarak tarımı bitirdiniz. Gıdada ülkeyi riskli bir duruma düşürdünüz. Çiftçiyi de tüketiciyi de korumuyorsunuz. İnsanların sağlığıyla oynuyorsunuz. Siz davul zurna ile denetime çıkıyorsunuz. Yani önlem alın biz geliyoruz diyorsunuz. Bırakın bu denetim işlerini belediyeler yapsın. Bizim de sağlığımızın gelecekte en azından korunacağı bir yapı oluşsun. Sayın Bakan, biraz evvel arkadaşlarım söyledi. Simit 3,5 lira, ekmek 3 lira. Simitçiden yarım simit alır bu vatandaşı duruma düşürdünüz. Vatandaşın sağlığının riske atmak uygulamalarından vazgeçin. Ayrıca atanamayan ziraatçılar, gıda mühendisleri, veterinerler, bunları niye atamıyorsunuz? Her köyde hayvancılık varsa veteriner olsun, tarım varsa orada ziraat mühendisi olsun. Bana bakacak yüzünüz yok mu? Bari bana bakın, anlattı mı dünyayı Sayın Bakan? Olmak adım sırtını dönmüş oraya bakın. Evet, peki. Peki. Sayın Fethi Gürer.